Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere böyle davet masasına yakışır çok güzel bir ana yemek tarifi vereceğim. Malzemeleri sıralayayım, ondan sonra hepsini tek tek kızartacağım. Ben burada iki tane orta boy kabakları küp küp doğradım. Burada da iki tane orta boy havucu gene küp küp doğradım. Üç tane orta boy patates, üç tane orta boy patlıcan. Bunların hepsini kızgın yağda hafif böyle kızartacağım. Burada da kuşbaşı et var. Yıkadım. Bunu düdüklüye koyacağım şimdi. Kapağını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika pişirip alacağım hemen. Burada tam yarım kilo kuşbaşı et var. Arzu ederseniz tavuk eti de kullanabilirsiniz. Neyse, arka tarafa koydum. Düdüklüyü ayarladım. Hafif biraz ses çıkabilir. Kusura bakmayın. Ocağın altını yakıyorum. Büyük bir bardakla bir su bardağı sıvı yağını tencereme boşaltıyorum. İyice yağ ısınana kadar bekliyorum. Yağ ısınmış mı diye bir tanesini attım. Gayet güzel ısınmış. Öncelikle patatesleri kızartarak başlayacağım. Çok değil, hafif kızartıp hemen alacağım. Kızaran patatesleri alıyorum. Çok fazla kızartmadım. Bir iki kere karıştırdım. Şöyle süzgecin üzerine alacağım. Hemen göstereyim. Süzgecin altına da böyle bir kaseyle birazcık bekletip tabağa alacağım patatesleri ki yağı güzel süzülsün. Ardından patlıcanları kızartıyorum. Biraz tuz ilave edeyim. Patlıcanları da ara ara karıştırarak yüksek ayarda hafif rengi değişene kadar kızartıyorum. Patlıcanlar da kızardı. Onları da alıyorum. Çok aşırı derecede kızartmıyorum. Böyle hafif rengi değişince alıyorum. Kabakları da atıyorum. Bu arada et pişti. Onu kapatalı bayağı oldu. Düdüklü de bekliyor şu anda. Kabak da kızardı. Onu da alıyorum. Artık son olarak havuçları kızartacağım. Havucu da atıyorum. Alıyorum. Artık havuçlar da kızardı. Şimdi salçalı sos hazırlayacağım. Uygun bir tavayı ocağıma alıp ocağın altını yakıyorum. Kızartmanın yanından şöyle bir yemek kaşığı yağ alıyorum. Sadece şöyle bir diş sarımsak küçük küçük doğruyorum içerisine. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir su bardağı. Hızlıca karıştırıyorum. Sosun içine biraz pul biber, biraz karabiber, tuz ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da kekik. Şöyle karıştırayım. Daha su ilave edeceğim. Hatta etin suyunu ilave etmeyi düşünüyorum. Çünkü et olduğunca sulu kalmış. Şöyle etin suyunu süzüyorum içine. Bu su yeterli. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alacağım. Yeterli. Bir iki taşım kaynadı artık. Ocaktan alabilirim. Hepsini kızarttım artık. Böyle çok gözünüzde büyütmeyin bu yemeği. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle süzdürerek kızarttım her defasında. Gördüğünüz gibi neredeyse yarım su bardağına yakın sıvı yağ çıktı. Şimdi yemeğin ortasına şöyle bir yuvarlak bir borcam kullanacağım. Et koyuyorum. Bir tarafına tabağa. Bir tarafına patlıcanı.
Bir tarafı patatesi. Patates biraz daha bol. Her zamanki gibi. Bizim evde biraz patates bolcası gidiyor. Bir tarafa da havucu koyuyorum. Hazırladığım salçalı sosu eşit bir şekilde döküyorum. Daha çok böyle etin üzerine koyuyorum ki kurumasın. Biraz döktüm. Üzerine yağlı kağıtla örtüyorum. 220 derecelik fırında 40 dakika boyunca pişireceğim. Yemeği fırından çıkardım. Yağlı kağıdı hemen alayım. Gayet güzel kızarmış. Bunlar patlıcan olduğu için böyle siyah siyah duruyor. Biraz ben yanına birazcık da bulgur pilavı yaptım. Şöyle biraz patlıcandan ve havuçtan. Patates. Biraz da et koyuyorum. Birazcık da domates koydum. Bu şekilde misafirlerinize gayet güzel bir sunum yapabilirsiniz. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.